öyle bir orantısız rekabet kurdular ki burada. Kardeşim bütün bakanlar İstanbul'da ya bıraktılar. Ankara'da şu an ne var biliyor musun? Ankara'daki tek gayretleri fark daha fazla açılmasın diye. Çünkü açıldıkça açılıyor. Benim öğrendiğim kadarıyla AK Parti'nin önüne gelen saha çalışma raporlarında Mansur Yavaş'ın farkı 15 puana kadar götürdüğü görülüyor. AK Parti'nin raporunda bu. Fark daha açılmasın diye uğraşıyorlar. Bütün bakanlar burada. Bütün bakanlar bir kısmı başka yerlere de imdada gidiyor. Bugün gördüm. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Adana'da esnaf geziyor. Adana'da niçin? Çünkü Adana'da da burun buruna fark var. İçişleri Bakanı dün önceki gün Orhan ile türbin lideri gibi e, şey yapıyorlardı. Hani e, Murat kurum, Murat kurum diye şey çıktı, oley çifttiriyorlardı. Şimdi bak kardeşim, bütün Sağlık Bakanı burada. Tarım Bakanı burada, bilmem ne Bakanı burada. Ne arıyorsunuz burada? İki tanesi benim açımdan önemli. İki üç tanesi. biri söyleyeceğim. Birini mutlaka söylemeliyim. Şimdi ya Türk Devleti'nin bir adeti var, bir geleneği var. Türk Devleti'nin kurumsal bir yapısı var. MİT müsteşarları siyasetin bu kadar içinde olmazlar emekli olduktan sonra. Girmezler. Bu bir kurum geleneğidir. Ben mi hatırlatacağım bunu Akafidan'a? Bak bugünlerden çıkarmamız emekli gereken… Emekli olmadı ama. Ne? Emekli olmadı ne olursa olsun. Bugünlerden Hayır, çıkarmamız evet, evet. gereken <laughs> ders biliyor musun? Sayın Hakan Fidan bir konuşmasında öyle diyor. Geçirdiğimiz felaketlerden bugün çıkaracağımız sonuç kuruma oy vermektir falan diyor. Geçirdiğimiz felaketlerden bugün çıkaracağımız sonuç bir daha hiçbir partiliği mit müsteşarı yapmamaktır. Bu Hakan Fidan'la oldu. Şimdi de İbrahim Kalın'la devam ediyor. Hakan Fidan 2015 yılında ayrılıp AK Parti'den milletvekili olmaya çalıştı. Partili oldu. Erdoğan kızdı gerisin geri geri döndü. MİT devam etti. Şimdi de bakanlık yapıyor. Ardından yerine bir başka siyasi İbrahim Kalın geldi. Bugün nereden çıkaracağımız ders budur. Bir daha hiçbir MİT Müsteşarı partili olmamalıdır. Partili olduğunda gördüğümüz sonuç bu. Şimdi... Sevgili İsmail tam yeri gelmişken seni tahrik edecek bir soru sorayım mı? Lütfen abi. Eyvah 6 dakika sonra reklama gideceğim bakanlığı... ona göre soralım. <laughs> tamam yok yok yani İsmail'in cevabını bilemem. Benim sorum çok kısa. <laughs> Ee, bakanların bakanların İstanbul'da veya işte Türkiye'nin farklı yerlerinde sahne, e, sahada olması elbette hani seçim yarışında bir avantaj devletin gücünü göstermesi vesaire ama hani hep diğer konularda da konuştuğumuz gibi parti içi dengeler itibariyle hele de bu benim son seçimim olacak demiş olan Erdoğan'dan sonrasına dair biraz böyle şimdiden kendilerini seçmene ve Türkiye'ye tanıtmak gibi de amaçları olabilir Olabilir tabii. Hakan, Hakan Fidan olabilir. için diyoruz yani? Yok Hakan Fidan. Hakan Fidan. Ben Hakan Fidan da... Evet, özellikle il... de... Evet. Bu Hakan elbette ki bu mümkün ama ben Hakan Fidan da şöyle... Ya bu Hakan Fidan'ın yaptığı Türk devlet geleneğinin en, en temel kurallarından biri ihlal etmek. Kardeşim yarın İbrahim Kalın gitse seçim çalışmasına katılsa kim ne diyecek? Hakan Fidan gidiyor. Evet. Ya bu daha önce görülmüş bir şey değil ki. Bir şey söyleyeceğim. MİT müsteşarının eskisi yenisi olmaz. Emeklisi muza, muavvası, muza, muavvası, neydi ya? Muzaf. 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 olmaz. İlk müsteşar, MİT müsteşarı abi. Sen şen sakın. Hala MİT müsteşarı adam benim gözümde. Yaşayanlar hepsi öyle. Ya MİT müsteşarı kalkıyor Dışişleri Bakanı oluyor. Zaten o bürokrat bu arada halen daha. Atanmış sonuçta. Şey, esnaf geziyor. E, halde dolaşıyor. Kapalı çarşıda geziyor. Kardeşim ben o zaman kuşkulanırım, şüphe düşer, şüphe duyarım. O zaman Orada derim gezerken ki, de derim, derim ki, karla derim ki, bu evet, bu derim ki eski MİT müsteşarı çarşı pazar geziyorsa mevcut partili MİT müsteşarının bulunduğu kurum acaba ne iş yapıyor? Acaba seçim sürecini etki eden bir yani seçim sürecini etki edildiği yönde ben. Aynı seçim sürecini bu kan için de geçerli. Aynı sorun için de geçerli. Seçim güvenliğine dair şüphe duyarım. Bu kadar partizan, yuh oley çektirecek, türbün liderlerine soyunmuş bir İçişleri Bakanı'nın başında bulunduğu seçim kampanyasında çıkacak sonuçlardan şüphe duyuyorum. Ki kendisi yani Sayın Yerlikaya, bir önceki seçimden sonra İstanbul Birliği'ne kayyum atanmış birindir. Zaten emri atanarak geçmiş. O valiyi ata, buraya kayyumlu ata, o bakanlığı ata. Eğer çok Murat Kurumu seviyorsa, çok muradına ermek istiyorsa, gelip İmamoğlu'nun karşısına geçseydi. Yarışsaydı bizzat, muradına kavuşsaydı. Öyle ya. Şimdi Sayın İçişleri Bakanı, bak. Türk demokrasisinin, Türk demokrasisine e, ileride şüpheyle anılabilecek işlemlere imza atıyorlar. Adalet Bakanı, zaten ondan geçmişim yani. Adalet Bakanı'nın adaletinden ne gördük ki? Demokrasi katkısından ne göreceğiz yani? Kardeşi Baylok'tan yargılanan adam bütün bir ülkeye FETÖ dersi veriyor. Gelmiş burada tabii. Talimat gelmiş, o da kalkmış. E, Çarşı pazar geziyor ama bu ikisi, bu oturdukları makam itibariyle yoksa şahıslarını kastetmiyorum. Bu ikisinin oturdukları makam yaptıkları işi kaldırmaz kardeşim. Oturduğunuz koltuğun ciddiyetine vakıf olun. MİT müsteşarı ölene kadar MİT müsteşarıdır. İçişleri Bakanı sandık güvenliğinden sorumludur. Hele hele Ali Yerlikaya gibi bir önceki çalınmış seçimden sonra, sandığa tekme atılmış seçimden sonra kayyum olarak oraya atanan biri bu işleri yapamaz. Ali Herkes biliyor Ali Yerlikaya e, kayyum atandığı günlerde İstanbul Belediyesi'nin bütün ee, işte e, şeyde iller idare iller bankasından aktarılan aktarılan parasını e, e, dağıtıp gitti. 6 milyon ve o dönemde kazıda. bak dağıtıp gitti ve o dönemde yığınla insan işe alındı. Herkes biliyor. Yani belediyenin sonuçlarını etki etmek üzere etki etmek üzere Ali Yerlikaya'nın e, kayyumluk yaptığı bir buçuk ay içerisinde tonla insan alındı o dönem. E, so, e, şey İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne. Hasılı bütün bu da saha çalışmalarına Bekle öyle yansıyor. Sonra orantısız şimdi. orantısız bir güç denge oluşturdu. Yani ya düşünsene ya sokakta yürüyorsun. 15 kişi bir adama saldırmış. Ya haksız olduğunu bilsen bile araya girersin. Yapmayın kardeşim dersin. Böyle şey mi olur dersin. delikanlı yakışır mı dersin? Tüm bakanlar devletin imkanlarıyla, devletin uçağıyla, devletin arabasıyla, devletin ona verdiği imkanla İstanbul'da seçim çalışması yapıyor. Öyle mi? Bunun karşısında bir de bir de kardeşim şey var, e, vatandaşım mahşeri, vic mahşeri vicdan var, bir de toplumun adalet hissi var. Onu incitiyorsun. Niçin buradasınız diyor adam. Niçin buradasınız siz? Niçin geldiniz buraya? Bakmanız gereken alanlarla ilgili tonla sorun var. Tonla sorun var ya. Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, ilgilenmesi adalet gereken bakanının. Tonla, adalet Bakanlığı, adalet ilgilenmesi gereken tonla sorun var. Niçin buradasınız? Herkes biliyor bunu. Herkes görüyor. Tam Üstelik da bu. birlikte bir şeye.